Razvika əsər həmisi yalğan sözləv atıdı. Birinci qısım. Canşın, hər gün keçlik tamaq yapılıb, şükürlə gezdin bir körüt etdi. Bugün oxşaş gezit görü atqanda, deri sırtı allı burun qaranğılıq dolğan. Üstel çırğının nuri qoğa yorub duratdı. Azad kegen mihmaxanı üyde, o yalğız boğaşqa, gezitinin örülgen avazımı inak anlanıp duratdı. Şu dakikada o toxtap, televizor qarıp koydu. Televizor etdik. Ekran qapqara. Tuyuqsız özünün nem üçün ekran qarıp koyğalıqını bilmedi. Belkem, pekat bir an sezgüde o xalas. Lekin, onun içi tuyuqsız bir qoqınış kırıp aldı. Sebebini o özümü bilmeydi. O tamakıdan bir tal tutaştırıp, yani gezit görüşünü damlaştırdı. Lekin, gezitki ırmaş şermaş hatla onun kalısı kırıdığan dekemez. O tuyuqsız gezitki şun hitin görüp kaldı. Ve kalısı derhal özü geldi. Yüzleri ken, doluyken, lekin oruk beden. O, davamlı gözlerini gezit gücü güretti. Tuyuqsız ölüm diyen hatini gördü. Köz aldığı derhalla mevzuslik dolgan bir menzir şekillendi. Bir adam tüp düz yatkan, derek okşaş katkan, dümbü terpiden kan çıkıp atkan, gözlerinin paktısı çoğuyup getken. O, yeni bir kıtın beşini götürüp, televizor karap koydu. Bu kıtın o özünü gördü. O, ekran içinde sırlık kaldı, onunla kadılıp durattı. O, bu menzirden özünü ip kaçkandak beşini tüven kılıp, davamlı gezip gördü. En ahırkı bir haberin köreği değişige. Şşt, tuyuqsız çekildi. Eğer bu işinin çekilişi kattıgırak ya ki uzurak çekilgen bolsa, anca hayran kalmaz boğaydı. Lekin, fakat üç kitim hem nahayet yeni çekilipli toxtap kaldı. Canşun kolitki gezisini koydu da aldırmay berip işinin kendini durup, sırtkı şapını anlamakçı boldı. Birden dinken, şik yeni çekildi. Yenili şundak yedik. Barımıkı bilen emez, tırınıkı bilen çekken de yakılattı. O derhal müşk gözlün sırtını güzetti. Etraf kapkara. Hiç kim yok. O şikini aşmay, dağımlık sakıldı. Hazırkı minutta o, bu şik çekilişine özlükten yokulup getişini bekme ümit kılattı. Yeni azdırak vakit ötti. Sırttaki bu kişi yeni bir kıtım işini çekti. Canşun derhal işini çevirdi. Koridor tıkçırak lap bile yordu. Şikaldığını natunuş bir ayal durattı. O futsak abbak bir köyüne giygen bulup, şundak oruk. Orukluğundan bir tal çok ıgıl okşaydı. Çeç otturduğun iki taraf ayrılgan bulup, çırayımı köyüne gidek akıydı. Çeçinin karlıkıdan yalgan dekli tesir bir etti. O tuyuksuzla. Yaxşımsız, efendim. Kiminiz deysiz? O kız son kısını aktırıp bir galit metal boyumunu köstü. Mundaq iş, efendim. Mən kulüp içi şirketedim bolu mən. Kulüp içi şirkete? Mən sizlere telefon kımıdım o. Efendim, mən sizgi şirketimiz yasab çıkan en yeni açıkışını tavsiye kımak çıktım. Parpulu meselesi tüpeyle bu binadikle, hoculuk bölümdikle bilen tokunuşu bagajka, eşkimden bu iş bilen karı bomagan. Eskütüski yığıdığan ilan çaplaydıgan, konu ail saymalarını yığıdığanla beni daimi keptirattı. Lekin bu ladek şikaldık kilip, kulup açıkış tevsiye kıladığanla birinci kettim. Keçiren, ben ihtiyaclı kemez. O kız etrafı galiyeti bir nezlerde karı ötüp. Ameliyatı sizge deysem, bu bir hasiyetlik açıkış. Canşun bu ayalının gepinin davabını anlaşık taqat kılanmay derhal şinip baldı. O işik tövüde birden turgan dinkiyen müş gözden sırtkı yeni bir kıtım karıdı. Bu galit ayalının işik tövüde bay yokluğunu bilgili bulmağın dinkiyen mekmanxanı üyük kırıp kırısloğu özün taşıldı. Lekin tuyuqsız onun kalısı bayık ayalının en ahırkı bir eğiz gepi geldi. Yani bu bir hasiyet kaşkoş digini. Eseki kilip bedene gitti, titreke ulaştı. Demek o ayalığı nespeten onun işkin içiş hiç kepemez. O birden turu bitip ayalının ketkerlikini cezimleştirip
Kolak gezdetini elip, bay kepkagan ahırkı betini kömekçi bolu bedi. Bet yüzdeki en astık besilgan Adem izdeş ilani onun közü geçelikti. Adem izdeş ilani, Huang Lili, 24 yaş, boyu 1.60 m, uçsığı appak köynek giyi vagan, oruk, eğir derecede nerve acizlik kesili bar. Eğir derecede vasıt alınmay başkalağı zahmi yetküzüş xayişi bar. Eğer baykuqcılar bolsa, derhal Jichang şehirlik, Dabao yoli, Songyuan Ultrak rayoni, 4-nji bina, 4-nji korpusdaki Huangzhou bilen alaqalışın. Jiang Xun qaytipli turup qaldı. Bayıq ayal, bu Huang famili kemes to'ya? Jiang Xun Changyi şehir tursa, Jichang bilen aralığı net 100 kilometr. Bu nerve kesel qandaq mı buya qaytip kelalasın? Yani gelip kandaksıge onu işkini çeksin. O öz özüge vasıta tallamaydı. Pusulu kaybede piçirliğin içe öynün oğurdan saklaş işki közü güretti. Şi çınğıl dağıklık. Tuyuksuz perdele yeni iki yelpindi. O yügürüp verip perdenin kendi karap baktı. Eşinem yok. O kaydeden kırpsızlığı kaydıp bayıqı Adem izdaş ilanı közü güretti. O gelitlik iskilip bu yede Yağın familiyinin resimi bulmasa, şişecekliğine kandaksı kişi bulsun. Onun üstüge bu haberde pekat adil kılıp taşı kıyafetini tesvirlepti. Köpünce hanım kızlarından taşı kıyafeti muşundak tesvirlendi. Yeni kilip başka adam izleş ilanı da alakılış telefonu izlattı. Bunun da alakılış adresini izip koyuptu. Men artık oylap gettim mi kandak? Canşın oylanıp yürüp ilanındaki ah köyüne ek diyen hattını görüp. Huangzhou'a xat yazıp bu muhim ipucunun təminləşini oyıldı. Jiang Xun'un bu Adem izleş ilanı cevap xat qaytarışı da yeni bir muhim səbəb var. Yani Huangzhou deyən bu isim onun nəhayət tutunuş. Ali məktəb çıxıda bir fakultda Huangzhou isimlik bir qız buladığın. Nəhayət çıraylıq. Yurtdı dəl Jichang şəhər dedi. O könlüdə o ilanı çıxalğan şu qız bulmuşsa o yana dəb oyladı. Eyni ilə Huangzhou'a salam xat yazğan oğullar saman dək idi. Fakat Canşul'u bilendirmeye yürüttü. Ta ki okuş bitirge ile o Huangzhou'nun hatırsıya ''Mən sizinle Limbiao suikast planlaşını yakış görgendik yakış görmen'' deyip yazgan idi. Elektrolik poştu yollanımı peyda boğandan başlap, o netçi yıldan başlap, xatmi izip bakmağışka, kandak poştu markası izişini bilmeye kaldı. Şikilinip yürüp, bir üyellikten bir tal çaplap koydu. O Huangzhou'a Akgüneklik bu ayalını köyünün yazgan xetige özünün telefon numarını kaldırıp koydu. Eğer bu ayal dəl özünün Ali Mektepki sabah dişi bolsa, o çoğun Canşun'yi telefon kılattı. Markın çaplap koyup, Canşun aram eliş üçün yattı. Yerim keç boğanda, o bayıqı yine çekilgen işik avazına aldı. Orundan turup lan. Ölgür, yanı kepti de. Dep lan, şıkanı kırıp, seytuğur edigen çaydoğunun kolu gilip, TV çıkamay işik aldığı itip geldi. Şey, yani üç kitimci geldi. Bir dal appak köynek, kudde Ademdekli şıkaldı durattı. O kuledeki çaydo bilen köynekini birlikte sövdü. Köynek otları sudan ışkı parça op yeri güçüştü. Demo şıcağda o çocuğun içi uygunup getti. Bir haptiden keyin, o Huangzhou'nun cevap kitten tapşırı aldı. O rastlı Canşun'dan Ali Mektep'teki savaq deşiydi. Okuş bitirgendeyken bu işgeylen sak üşşel, bir bilen körüş bakmağın. Onun hiyalları Ali Mektep'teki cezbidar, çıraylıq Huangzhou'a getdi. Xatı deyilişçe okuş bitirgendeyken Huangzhou bir zavodku bölünüp, oya gibi amay bir şirket işle ötüptü. Huang bolsa onun öz sınlısken, ikisi bildet duruyduyken, aldınkı mezgilde sınlısını kesil kozuqılıp gelip yokap getipti. Lekin Canşun körgen kız sınlıs bulmasılık mamke. Çünkü onun boyunu uzun emeske. Canşun xatını körüp op, kılısıda her kıl hiyallah getdi. Belki muşkitimlik Adem izdaş ilanı tüpeyle, bu işgeylenin arası da romantik işle yüzbe erişim mamke. Tuyuksuz, o bir galitilik iz kaldı. Huangzhou sınlısının ismin toluk aşkarılımıgan idi. Belki onun bilindirgüsü yoktu. Şuna bilen bu işgeylenin alakız koyuklaştı. Huangzhou'nun cevap kiti daim digidek keçikip geletti. Şunu Canşun her kitim hattapşır oğanda şunda kaya canlıp getetti. Alakı ceryanı da Canşun'un daim deydiğini bolsa Ali Mektep'in güzel eslimi. Turmuş eğer besimle.
Şundaklı cemiyette bolup atkan kişiler bilen kişiler arsızdaki münasebetle. Lekin Huang Zhao ötmüşüne tılgı ilişini yaktılmay, o daimli sığınlısı doğrusu para anlaşattı.